Bugün eski meclis başkanı AKP'li Sayın İsmail Kahraman İstanbul'da Saadet Partisi'nin bir seçim merkezine giderek orada işte seçim çalışması yapan Saadet Partili hanımları, kadınları işte hani size yakışıyor mu falan diye işte ne diyelim hani sitem. AKP'nin yanında niye durmuyorsunuz yani gibi. Neden AKP'ye destek vermiyorsunuz da işte falan diye sitem etmiş. Hatta işte azarlamış falan deniliyor. Duydunuz mu bunu? Nasıl karşıladınız? Duydum, şaşırdım, üzüldüm. İsmail Kahraman Bey'den ben böyle bir çıkışı beklemezdim. Ama insan rotasını kaybettiği zaman hiç kimse olduğu belli değil. Niye biz AKP'nin yanında olamazdık? Niye olamazdık? Neden olamazdık? Çünkü adalete kesinlikle önem vermiyorlar. Adaletsizlik bunların zamanında şu anda sistemleşti. Adaletsizlik. Adaletin zıddı zulümdür, zorbalıktır. Bunların zamanında yolsuzluk, israf sistemleşti. Bunların zamanında liyakat rafa kaldırıldı. Kimse liyakata önem vermiyor artık. Bunların zamanında şeffaflık ortadan kalktı. Bunların zamanında güzel ahlaka itibar edilmiyor artık. Güzel ahlak önemli bir şey. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Bu Peygamber Efendimizin kendi sözü. Yani yalan söylemem. İftira etmem, harama el uzatmam, zorbalık etmem, adil olurum. Bunlar hepsi bunun içinde. E şimdi siz bununla komşu hakkı gözetirim. Benimle aynı, yani bana tabi olmayanlara karşı bile ben zorbalık yapmam. Şimdi siz tutar da bunların tamamını kaldırırsanız nasıl beraber olacağız? Yani şu anda öyle bir şey ki siz İsmail Bey'in yaptığı, siz bütün bunları es geçin. Nasıl es geçeceğiz? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda nasıl vereceğiz? Efendim bak başörtüsünü serbest bıraktılar. Ya Allah'tan korkun yani. Elbette başörtüsü önemli. Başörtüsünden dolayı mağdur olan biz binlerce ben hanım kızımızı tanıyorum. Ama bir başörtüsü bütün bu söylediğim kabahatleri örtebilir mi? İlle de başörtüsü meselesi halledildi diye bütün bu yanlışlıklara cevaz verilebilir mi? Yani insaf. Bunu mu istiyorlar sizden? Hani diyorlarsa ille de ol. Yani biz gidiyorlar. Temelde AK Partililerle bir araya gelemeyiz demiyoruz ki. Geliriz. Ama demin söylediğim 5-6 tane konu vardı ya. Tamamında değişiklik yaparlarsa. Yani bu işte ekonomik politikalarını terk edecekler. Adil olacaklar yeniden, dış politikayı yeni baştan, sil baştan tanzim edecekler, eğitimi ciddi olarak ele alacaklar. Hele de şu şehircilikte yaptıkları katliamları terk edecekler. Bizim söylediğimiz bu başka bir şey değil. Bir de farklı bir hassasiyetiniz var. Seçim manifestonuzda bütün icraatlarınızın başına koyduğunuz bir slogan var. Yalnız söylemek için notlarıma bakıyorum. Cepsiz ceketliler vurgusu var. Evet. Efendim ne anlatmak istiyorsunuz? Ceketlerinin cebi dolu olanlardan kastınız kim? Ceketlerinin cebini kamu malıyla dolduranlar. Yani açık çok net olarak söylüyorum. Biz cepsiz ceketten maksat bir makama geldiğimiz zaman o makamda kesinlikle ne yeriz ne yediririz. Yetim hakkı yememek dediğiniz. Yetim hakkı yememek dediğimiz bu. Yani AKP ile ayrıştığınız önemli noktalardan biri de bu mu? Yani, onun mu altını çiziyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı kendisi iktidar partisinin mensupları dedi ya. Yani belediyeler bir batağa dönüşmüş. Kendileri diyorlar. Yaptıkları araştırmalarda 200'den fazla belediye batmış. O da tespitleri sadece. Yani bu ceketlerindeki cepler nedeniyle mi? İşte burada biz cepsiz ceketle diyoruz ki biz vatandaşımızın karşısına bu ceketle geldik. Nasıl geldiysek öyle gideriz. Eğer yokla yeniden bir cep açtırmışsak, buralara bir şey koymuşsak, bilin ki biz cepsiz ceketle geldik ama bir şeyleri de kotarmışızdır. Biz böyle geldik, geldiğimiz gibi de gideceğiz. Yani Harun gibi gelirsek Harun gibi gideriz. Çok iyi söylediniz. Sayın Erdoğan, AKP Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, bugün size yönelik İstanbul Beylikdüzü'nde yani hani ben söyleyeyim buradan izleyicilerimiz görsün. Hani adeta yalancılıkla suçluyor sizi. Buna hani cevabınızı
sanıyorum izleyicilerimiz de merak edecektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını yani birkaç kanal dışında bütün televizyonlar, gazeteler canlı yayın yapıyorlar. Şöyle bir... Beraber olacaksın. Bay Temel, hem ben şöyleyim böyleyim diyeceksin, bayrağımızı yakanlarla beraber olacaksın. Bir de yalan söyleyeceksin. Biz hiçbir ittifakın içerisinde yokuz. Kimi uyutuyorsun ya? Kimi? Sen öyle derken senin Adıyaman'daki belediye başkan adayın aksini söylüyor. Açık söylüyorum. Kardeşlerim, böyle karışık bir yapıdan ne bu ülkeye, ne bu millete, ne de İstanbul ve Beylikdüzü'ne... Evet efendim. Evet, yani... Size normalde Sayın Cumhurbaşkanı nasıl hitap eder efendim? Yani... Geçmiş geçmişte kaldı. İster abi desin, ister başka bir şey söylesin. Hiçbir ehemmiyeti yok. Ama ben Tayyip Bey'e şunu söyleyebilirim. Bir araya geliriz. Yalan söyleyen, iftira eden, teröristlerle bir araya gelen, kendi söylediği gibi tavırlara, bunları yapanlar ister bugün ister geçmişte açarız elimizi. Ya Rabbi sen bunları kahreyle deriz. Beraberce diyelim bunu. Peygamber Efendimiz'e de geçmişte bu olmuştu. İftirada bulunanlar için. Yüreğe yetiyorsa bir araya gelelim. Yalan söyleyenlere birlikte lanet edelim. Buradan çağrı yapıyorsunuz. Tabii açıkça. Sayın Erdoğan'a. Tabii. Açalım ellerimizi. Hiç yorum falan yapmadan. Yani çok ayıp, çok çirkin. Cevap vermeyi değmez aslında. Bir cumhurbaşkanı böyle konuşamaz. Hiç yalan söylemekle itham edilmiş miydiniz efendim bugüne kadar? Hiç edilmedim. Ya bunları sorduğum için... Estağfurullah. Edilmedim de cumhurbaşkanı ediyor. Cumhurbaşkanı da cumhurbaşkanı. Ne diyeceksiniz? Yani seçime giderken bu kadar seviyeyi düşürmek olmaz. Ben bunu söyledim. Çok ağır ithamlarda bulundukları zaman da ben onların seviyesine inmem. Bir insanın söylediği söz karşısındakini değil kendisini tarif eder. Bu böyledir. Kötü söz sahibine aittir. Boşuna söylenmemiş bir söz değil bu. Söylenmiş bir söz değil. Kötü söz sahibine aittir. Cenab-ı Hak İnşallah bunun karşılığını da verir. Yani bizim çünkü şöyle söyleyelim, bugün içinde bulunduğumuz şartlarda dünyevi olarak bize yapacakları kötülüklerden de endişe ettiğimiz değil. Biz Allah'a güveniriz ve Allah'tan korkarız. Ama kork Allah'tan korkmayanlar demişler, o tedbir al manasınadır. Yoksa bunlardan, bu ifadelerden korktuğumuz için söylemiyor. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak inşallah bu memlekete bir sahip göndersin. İnşallah Müslümanlara da, inançlı insanlara, milletimize de izan versin. Bu seçime giderken, bu söylediklerimize dikkat ederek, inşallah oylarını kullanırlar diye ümit ediyorum ben. Evet, yazık. Sadece yazık diyorum, o kadar. İnşallah diyelim. Biz de biraz da dünyevi tarafıyla bakalım mı işe Sayın Genel Başkan? Şimdi siz uhrevi tarafıyla bunu ifade ettiniz. Dileriz çağrınıza cevap verir Sayın Erdoğan. Ama Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasının yanı sıra AKP'nin genel başkanı. Tabii. Ve biz seçim süreci yaşıyoruz. Tabii. Dolayısıyla diğer partiler, kendi partilerinin genel başkanları ve bir siyasi aktör olarak alanlarda konuşuyorlar. Kendilerini anlatıyorlar, partilerini, görüşlerini ortaya koyuyorlar. Bu arada elbette iktidarı da eleştiriyorlar. Tabii. Ama iktidarı eleştirirken AKP Genel Başkanı'na değil Cumhurbaşkanı'na eleştirmiş oluyorlar. Evet. Ve söyledikleri pek çok şey Cumhurbaşkanı'na dönük suçlamaya dönüşüp hukuki yönü ortaya çıkıyor. Evet. Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyorsun. Evet. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim? Yani bir defa biz referandumda Saadet Partisi olarak bu referanduma karşı çıktık. Çok açık ve net olarak dedik ki bu doğru değil. Özellikle de Cumhurbaşkanı'nın hiçbir kontrola tabi tutulmayacak bir makama getirilmesi, böyle bir hüviyet kazandırılması doğru değil. Ben o zaman şahsen yani Cumhurbaşkanlığıyla parti genel başkanlığında beraber olsa ne olur diye düşünürken bir zararı olur mu diye şimdi görüyorum ki bu bir felaketmiş. Çünkü layüsel kabul ediyor kendisini. Hükümdarlarda böyle bir yetki yoktu. Padişahlarda yoktu. Halifelerde bile yoktu.
Ama şimdi öyle bir makamda kendisini hissediyor ki herkesin üstünde. Lafını esirgemiyor. Her türlü iftira, yalan, gırla gidebiliyor. Siz onun karşısına çıkıp da mahkemeye gideceğim deyin. Hangi mahkemeye güveneceksiniz? Bugün memleketin içinde öyle bir haldeyiz ki mahkemeler hükümetin tutsağı haline gelmiş. Neden? Çünkü bir hakim onların istediği istikamette karar vermediği takdirde ikinci gün gidiyor. Yerine kendilerinin istediği istikamette karar verecek hakimler geliyor. Hakimler de şaşırıyor.